Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de bu güzellikle şöyle videomun açılışını yapayım. Şu anda şarjım da çok az arkadaşlar. Kapanmadan şöyle bir çekim yapmak istiyorum. Anca yine fırsat bulabildim. Yani bugün yine akşamüstü böyle video çekiyorum. Bakın arkadaşlar, bunun da şöyle çok güzel, yani çok bir gösterişli değil ama gerçekten farklı bir tür. Şöyle bakın, şöyle çiçek açıyor. Bu şekilde, biliyorsunuz bunun satışa yeni geldi. Çok dev boyda, bayağı bir büyük. Bugün de Nursel Hanım'a bir tane gönderdim. Çiçekleri vardı, ekleme yaptık. Bu şekilde arkadaşlar. Bundan elimde birkaç tane var. Almayı düşünürseniz şöyle bakın büyüklüğüne. Burada masa üstünde de var. Şöyle göstereyim boyutunu. Bayağı bir büyük. Burada ayırdığım çiçekler var. Şöyle bir tane doğa çiçeği ayırdım. Ayten Hanım'ın bu çiçekler. Bu köşe Ayten Hanım'ın köşesi. Şunları kendime ayırmıştım. Şunu Berrin Hanım'a ayırdım. İstedi. Şöyle şunu Aliye Hanım'a istedim. Tek yapraklı olanı istedi. Şöyle bunlar var arkadaşlar. Bunlar da Pileya. Çok güzel. Maşallah. Harika tür. Bunlar da yavrulu. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde ayırdım. Çok güzeller. Bir tane de Aliye Hanım'a ayıracağım inşallah. Bu aglonemamı da çok seviyorum. Bu da koleksiyonluk türlerden. Şöyle doğa çiçeğim var burada da arkadaşlar. Bu da koleksiyonluk tür. Bu da benim kendi çiçeğim. Bakın arkadaşlar, bu da çok güzel. Şöyle şunun kenarlarına böyle bir hafif bir sarılık görüyor musunuz? Çünkü bu arkadaşlar yeni ektiğimiz zaman çiçeklerde bazılarında böyle strese giriyorlar. Alt yapraklarında varsa sıkıntı yoktur. Hani köklerinde bir sıkıntı olmadığını gösteriyor alt yapraklarında, ama şu yapraklarında, üst yapraklarında olursa kök çürümesi oluyor arkadaşlar. Bu stresten kaynaklı bu şekilde sararması. Böyle ben de birkaç çiçeklerde bunu yaşamıştım, biliyorum. En azından bunu da paylaşmak istedim. Şöyle, yani bu sararması stresle kaynaklı veya yeterli ışık almadığını gösteriyor. Ama tabii ki kökünde hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde. Şöyle bir tane dua çiçeğim var. 150 TL arkadaşlar onun fiyatı. Bu 350. Bayağı bir büyük. Şöyle yine göstereyim. Şöyle ismi de zaten burada yazılı. Masa üstünde duruyor. Böyle burada da yine aglonemalarım var. Fidelerim. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Şöyle bakın. Buradan da göstereyim. Şöyle alt yapraklarında sararmalar olabiliyor. Bu stresle kaynaklı. Hem yer değişikliğinden arkadaşlar, farklı bir ortamdan farklı bir ortama gelince çiçekler bir sıcak bir soğuk. O yüzden yani yaprak kaybı yaşayabiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Yeter ki köklerinde bir sıkıntı olmasın. Şöyle bu türüm var. Aglonema türüm. Bu da çok güzel bir tür arkadaşlar. Şöyle gayet sağlıklı. Şunu da Sevim ablacım istedi. Onu ayıracağım. Şöyle bakın, çok güzel bir tür bu. Gerçekten muhteşem.
Yani bununla bu aynı tür değil. Tabii ki ikisi de aglonema türü. Şöyle bunlar var. Deve tabanı dediğimiz Monstera. Şöyle göstereyim. Bunlar 120 arkadaşlar. Şöyle melek kanatları var arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunlar da bayağı bir büyük boyutta. Şöyle bağlamak zorunda kaldım. Bunlar da 80 TL arkadaşlar. Bunların fiyatı. Şunları da göstereyim. Şöyle koltuk arkasında, masayla koltuk arasında. Bunlar da 350. Bayağı bir büyük boyutta bakın. Şöyle göstereyim. Şurada dua çiçekleri var. 120. Şurada pembe arkadaşlar. Hafif şöyle fuşya'ya dönük. Güzel bir aglonema türü. Şunlar da inşallah Nermin Hanım'a gidecek pazartesi günü. Yine ekleme yapacak sanırım. Kendisiyle görüşeceğim. Bunları biraz daha bekleteceğim. Şunlar da bekleyen türler. Şöyle göstereyim. Bunlar da aglonemalar arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde. Bakın çok güzeller. Bunlar 150. Bunlar da 220 arkadaşlar. Şöyle kırmızı aglonemalar. Şu pembesi. Bunlar da 130'luk. Şöyle göstereyim. Bu da çok güzel bir tür. Bunu da kaçırmayın derim. Gerçekten muhteşem. 120 TL arkadaşlar. Gerçekten fiyat olarak çok uygun. Yani bunu gerçekten ben de ilk defa gördüm ve çok beğendim. Hem saksı değişimi de yapmamıza gerek yok. Böyle kök ayrımı yaptım. Şu anda elimde 3 tane var. Bunlar 120. Yaprakları da çok farklı bir tür. Ama rengi muhteşem. Şöyle şu yaprakları şöyle açıklı koyulu. Çok güzel. Çok güzel bir tür. Şöyle melek kanatlarını da arkadaşlar buradan da göstereyim. Şöyle bakın bağlamak zorunda kaldım. Şu türden yine gelecek. Burada zaten var aynısı. Şöyle. Bundan tekrar gelecek. Şu anlık farklı bir tür gelmeyecek arkadaşlar. Elimde mücevher orkide bitmişti. Ondan aldım. Ondan gelecek inşallah hafta içi almak isteyenler varsa. İnşallah onun da satışını yine tekrar aldım. Böyle arkadaşlar. Şurada hoya var. Kırmızı. Kenarları siyah giyelim. Şunlar da ayırdıklarım. Bunlar ayırdıklarım. Bunlar inşallah dediğim gibi pazartesi inşallah gidecek. Bugün de hava bayağı bir yağmurlu. Bereketiyle yağsın inşallah. Şöyle bu kızım da aslında şöyle biraz daha ışık alması için nereye koyacağım bilmiyorum. Bak şöyle koyduğum zaman arkadaşlar direkt şuraya değiyor. Biraz daha geniş olsaymış rafım daha iyi olurdu. Şimdilik burada dursun.
Şöyle yeni gelen yaprak biraz daha açık renk çıkıyor. Çünkü yeterli ışık almadığı için. Şöyle abajurdaydı. Şuraya koymuştum. Böyle patos sarmaşığı var arkadaşlar. 60 TL bunun fiyatı. Bu kızımı da inşallah ekeceğim. Şunu. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şu alt yaprak, küçük minik yaprak. Hafif sarılık var. Onu alacağım tabii ki. O stresle kaynaklı olan bir şey. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Burada da çiçeklerim var. Bunları da aynı şekilde yeni ektiğim zaman birkaç yaprak kaybı yaşamıştım. Tabii ki önemli olan köklerin sağlam olması ve toprağımızın hani iyi bir toprak olması çok önemli ve konum çok önemli arkadaşlar. Yeterli ışık almadığı zaman yapraklarda sararma olur. Çok su vermeyin. Toprağa iyi bir toprak olsun. Toprağa kurudukça sulamasını yapın. Kurumadığı sürece tekrar su vermeyin arkadaşlar. Yine yaprak sararması yaşarsınız. Şöyle haftada bir defa yapraklarını da nemlendirin, su fısfıs yapın. Yaprak temizliği için böyle temiz bir bezle, penye bir bezle arkadaşlar yapraklarını silebilirsiniz. Ben sildiğim zaman nemli beze avucumun içine çok az bir miktarda zeytinyağı beze bulaştırıp o şekilde siliyorum. Şöyle geçen de silmiştim. Hiçbir zararı yok. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Yarın video çekemeyeceğim sanırım. Eşim de evde oluyor. Çünkü oturduğumuz odada hani çiçek paylaşım yapıyorum genelde. İnşallah pazartesi paylaşım yaparım. Tekrardan kargo videolarıyla birlikte böyle mutlu, huzurlu, hayırlı akşamlarınız olsun inşallah. Arkadaşlar buradan bütün çiçeklerimi, çiçek dostlarımı çok seviyorum. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.